Arda Rumuzlu takipçimiz şöyle sormuş. 40 yaşında erkek için nerelerde avlanmak en verimlisi olur? Aynı yaşlarda sayılırız. Bu konudaki tecrübeleriniz benim için çok değerli olacaktır. İşin aslına bakarsan ben 40'larımda hiç avlanmadım ama 30'larımın ikinci yarısındaki tecrübemle sanırım bu sorunu cevaplayabilirim. Öncelikle Kızlara yürümede özellikle bizim camiada böyle gündüz oyunu gibi soğuk yürümeler falan çok revaçta ama ben 35 yaşın üstündeki bir erkeğin bunu yapmak istediğini pek görmüyorum. Beni arayan veya konuştuğum çok kişi 35 yaş üstündeki erkek bu şekilde bir yaklaşma yapmak istemiyor. Benim bu konudaki en büyük tavsiyem sosyal hayatınızı geliştirmek. Bununla ilgili bir video yapmıştım. Bunu aşağıya koyacağım linkini. Yani öncelikle kendinize bir sosyal hayat yaratın. Bir iki tane aktivite bulun. Kızlı erkekli, kadınlı erkekli. Özellikle sizin yaşlarınızda yani 40 yaşta birçok kadın biliyorsunuz beraber olabileceğiniz kadın sizden genç. 35 olur, 30 olur. Ve bu kadınların katıldığı aktivitelere katılmaya çalışın. Daha önceden örnekler vermiştim. Drama kursları olur, doğa etkinlikleri olur. Bununla ilgili kulüpler var. Latin dansları olur. Bu tür etkinliklere katılın, sosyal hayatınızı geliştirin. En önemli insanlarla, kadınlarla tanışabileceğiniz en önemli yerlerden biri bu. Bunun dışında dışarıda hayat oyunu oynayabilirsiniz. Fibokom'da yazdığım kadınlarla tanışma kitabı bunun nasıl yapılacağı ile ilgili. Kadınlarla tanışma kitabında bunu anlattım ben genellikle. Hayat oyunun nasıl oynanacağını. Öncelikle ben Gündüz oyunuyla hayat oyunu yani day game ile life game'i birbirinden ayırıyorum. Day game dedikleri yani gündüz oyunu dedikleri gidiyorsun tamamen soğuk bir şekilde hiçbir bağlam, hiçbir mazeret yok. Senden seni gördüm, stil hoşuma gitti, tanışmak istediğim gibisinden bir şeyler söylüyorsun ve konuşmaya başlıyorsun. Bunun bir yeri var. Hani böyle tanışılmaz demiyorum. Fakat bir de hayat oyunu var. Hayat oyununda ise bağlam kullanıyorsunuz. Aslında bağlamı zorluyorsunuz. Yani bir kadın gördüğünüz zaman mesela gidip yanına oturuyorsunuz çaktırmadan. Ondan sonra kadının üzerindeki bir şeyden, okuduğu bir şeyden, duruşundan, bakışından, çevrede olan bir şeyden tamamen doğal bir konuşma açıyorsunuz. Mesela bir kuyrukta yanınıza düşen bir kadınla. Genellikle hayat oyununda tesadüfün olmasını beklemezsiniz. Tesadüfi zorlarsınız. Örneğin bir kafeye girerken böyle rastgele oturmazsınız ama hoş bir kadın gördüğünüz zaman yakınına oturursunuz. Belki bir muhabbet açabilirim diye. Şimdi teorik olarak gündüz oyunda istediğiniz kıza yürürsünüz. Hayat oyununda bağlam lazım olduğu için her kıza yürüyemezsiniz. Yani girdi sayısı azdır, yürüyebildiğiniz kız sayısı azdır ama dönüş olma e, oranı çok daha yüksektir hayat oyununda. Bu hayat oyununun şöyle bir güzelliği var utangaç erkekler için. İngilizce'de plausible deniability diye bir şey var yani inkar etseniz kimse hayır diyemez. Deseniz ki yok ben yürümüyordum falan herkes biliyor yürüdüğünüzü, kız da biliyor siz de biliyorsunuz ama Aslına bakarsanız yok yürümüyordum deseniz yani kız da Allah yürüyordu illa ki falan diye, diyemez. Daha böyle doğal o konuda. Üçüncüsü mutlaka uygulamaları deneyin. Yani Tinder gibi uygulamaları deneyin. Ee, şöyle bir özelliği var uygulamaların Bumble'ın Tinder'ın bizim gibi e, yaşı daha büyük erkekler için. Bizim gibi abilerin uygulamalardaki şansı normalde bizim yaşımızdaki adamlardan hoşlanan, ama bizimle tanışacak ortamı olmayan kızlarla tanışabiliyorsunuz. Daha genç kızlarla. Böyle kadınlar var. Bu tür uygulamalarda daha yaşını başına almış adamların bir yere kadar gençlere göre daha fazla şansı var. Çünkü sizin havuzunuz aslında sizden küçük her kadın eşit olduğu sürece teorik olarak. Ama yani muhtemelen 40 yaş üstündeysen 23 yaş üstünü hedefleyeceksin. O yüzden yani bütün hedef kitlen 10 yıllarca büyük bir yelpazeye eğiliyor yani 12, 15 16 yıl, 17 yıllık bir yaş grubunda avlanabilirsin. Ama dediğim gibi uygulamalarda normalde bizim gibi daha böyle yaşını başına almış erkekleri isteyen ama onlarla tanışacak bir ortam olmayan kızlarla tanışabiliyorsunuz. Onlar zaten yaşı yüksek ayarlıyorlar. Düşük ayarlamıyorlar mesela 25 yaşındaki bir kız 35 üstünü ayarlıyor sırf öyle bir adamla tanışmak için. Ya bunların arasında e, dediği iş yüzü olan kızlar var. Size ne? Ya, yani ona sonradan karar verirsiniz ama hepsi dediği iş yüzü yüzünden böyle değiller bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu konuda bir tüyo da vereyim aynı zamanda. Daha fazla kadına ulaşmak için bu tür uygulamalarda yaşınızı 4 yaş altına ayarlayın. Yani ben zamanında denedim ve gördüm ki kızlara buluşma esnasında asıl yaşınızı söylediğinizde eğer sadece 3-4 yıl bir fark varsa kimse pek tatmıyor. Bazı kızların radarından çıkacaksınız bu nedenle tabii de genelde nette daha fazla kıza ulaşımınızı sağlıyor. Mesela 42 yaşında bir adamsanız 38 yapın yaşınızı. Çok büyük bir problem değil. Tabii 10 yaş gençmiş gibi de davranmayın. Onu açıklayamazsınız muhtemelen. Ama 4 yaş sorun olmuyor. Tek tanışabileceğiniz etkinlik tabii hani sosyal hayatınızı geliştirme ile ilgili etkinlikler falan değil. Meetup.com gibi sitelerde özellikle büyük şehirlerde İstanbul'da etkinlikler oluyor. Onlara katılabilirsiniz. Çalışan erkekler için iş toplantı etkinlikleri de çok verimli oluyor bu arada. Yani şehrinizde böyle ben diyelim IT sektöründe çalışıyorsanız ben IT sektöründe çalışıyorum. Bir sürü etkinlik oluyor böyle. Yani sizin mesela sattığınız sizin İlginiz olmayan bir uygulamayla ilgili bir şey varsa eğer gidebiliyorsanız gidin. Orada da insanlarla tanışabiliyorsunuz. Hem network'ünüzü geliştiriyorsunuz hem de aslına bakarsanız güzel güzel kızlarla tanışabiliyorsunuz. Yani hani oralarda böyle gidip de abanarak yürümeyin. Orada mesela sadece kart değişirsiniz belki. Çünkü orada böyle isminiz falan çıkar iş dünyasında. Arkadaş tek bunu sormamış. Başka sorular da sormuş. Onlara geçeceğim. İkinci sorusu şu. En çok takıldığım konu demiş buna. Flört aşamasında kızla yazışırken ya da buluşunca ne yapmam gerektiği kırmızı hap çerçevesinde bilmeme rağmen ne yapmam gerektiğini demek istemiş. Sanki kız taktik yaptığımı anlayacakmış gibi hissediyorum. Ve oyunu tam oynayamıyorum. Kesin oyundan haberi vardır gibi geliyor. Şimdi bu lafların bana oyunu tamamen yanlış anladığını, oyundan hiçbir şey anlamadığını gösteriyor. Öncelikle evet bu oyun kırmızı hapla falan alakası yok arkadaşlar. Oyun dediğiniz farklı bir şey, kırmızı hap dediğiniz farklı bir şey. Birbirlerini etkiliyorlar ama oyun hiç kırmızı hapsız oyunlar var ve gayet başarılı olabileceğiniz. Oyunu anlamamışsın, niye anlamamışsın? Çünkü çoğu insan gibi oyun kelimesini duyunca aklına hile, manipülasyon falan geliyor senin. Oyun kelimesinin öyle bir anlamı da var Türkçede. Yani oyuna gelmek gibi. Ve ayrıca gerçekten de özellikle eski tip pick up artist oyunlarında çokça hile, manipülasyon falan da var. Ama oyunun anlamı bu değil. Bizim kullandığımız anlamı bu değil. Özellikle 2015'ten sonra birçok insan oyunu bu anlamdan tamamen çıkardı. Bu tür manipülasyonlar, taktikler, hileler çoğu camiada yeriliyor artık. Daha önceden bahsetmiştim, az önce bahsetmiştim. Kadın erkek ilişkilerinde kadınlarla tanışma sanatı anlamında oyunu kadınlarla tanışma kitabında açıklamıştım. Ee, buraya da yazayım o kitapta ne yazdığımı oyunla ilgili ki senin kafanda daha da netleşsin. Bu kitap boyunca oyun derken neyi kastettiğimi çok iyi anlamanız gerekiyor. Oyun deyince insanların aklına genellikle hile, düzenbazlık ve manipülasyon gelir. Biz bu kitapta oyun derken bu tür bir oyundan değil çocukların ve gençlerin oynadığı hem rekabet hem işbirliği içeren aktiviteden bahsediyoruz. İki tarafında isteyerek manipülasyon olmadan katıldığı, iyi vakit geçirdiği ve bitmesini istemediği aktiviteden bahsediyoruz. Birçok hayvan türünde olduğu gibi insanlarda da karşılaşmadan çiftleşmeye giden yol genellikle iki tarafın karşılıklı olarak oynadığı bir çiftleşme dansı şeklinde. Oyun derken bu dansı ve bu dansın erkek tarafınca yapılan figürleri kastediyoruz. Bu nedenle burada öğrendiğiniz şeyleri kadınları kandırmak ya da onlara zarar vermek için kullanmaya çalışmayın. Kadınları baştan çıkarma sanatı pick-up camiasında sürüyle manipülasyon, hile ve düzenbazlık taktikleri var ama bu kitapta onları bulamayacaksınız. Bu tür hilelere zayıf, aslen erkekler ihtiyaç duyarlar ve bu erkekler hile kullanarak pek bir başarı elde edemezler veya çok kısa süreli başarılar elde edebilirler. Aslına bakarsanız eğer bu tür eğilimleriniz varsa kadın erkek ilişkilerini de aşan bir zayıflığınız var demektir. Bunun pençesindesiniz demektir. Ve bundan kurtulmak için terapi de dahil elinizden geleni yapmanızı tavsiye ederim. Bu kitapta size öğreteceğim oyun pozitif cinsel gerilim temelli oyun. Bir kadını kandırmadan, manipülasyon yapmadan ve kendi isteğiyle oyuna dahil edebilirsiniz. Kadın sizinle iyi vakit geçirerek oynayabilir ve sizinle arzu ile birlikte olabilir. Bu kitapta bu tür bir baştan çıkarma ve oyundan bahsedeceğiz. Şimdi senin oyundan anlaman gereken şey, oyunu bir dans gibi düşün. Yani bir dansın kuralları var. Örneğin bir latin dansı yapıyorsan adımlarla ilgili kurallar var, figürlerle ilgili kurallar var. Bunu öğrenmen gerekiyor ve bu öğrendiği şey hem bir kas hareket bilgisi yani kaslarının öğrenmesi gerekiyor hem de bilişsel bir bilgi. Ne yapacağını, nasıl yöneteceğini, bir sonraki adımları falan planlaman gerekiyor. Öğrenme şeklin her oyunda aynı. Oyunun yani dansın kurallarını öğreneceksin. Adımları doğru atmayı, ellerini kollarını ayarlamayı, vücudunu ayarlamayı, dönüşleri, dans ettiğin kadını yönetmeyi öğreneceksin. Dans benzetmesi hoşuma gidiyor çünkü birçok dansta erkek kadını yönetir. Kadınlar hatta erkeğin yönetimi olmadan birçok dansta dans edemezler. Ne yapacaklarını, ne bir sonraki adımı falan bilmezler. Şimdi dansı öğrenirken de ilk başta kötü dans edeceksin. Adımlarını sayacaksın, kafandan geçireceksin sürekli. Hareketlerin biraz kaba saba, biraz işte orada burada olacak tabii ki. Bir süre dans ederken bu hareketlerini bilinçli ve doğal olmayan şekilde kontrol etme şeyin. Ama dans ettikçe yani kaslarını ve bilişini otomatiğe bağlayan beyin devrelerinin oluşuncaya kadar hiç bilinçli düşünme olmadan dans etmeyi de öğreneceksin. Şimdi bu konuda sonradan öğrenip işselleştirdim mi? Önemli olan iyi dans etmen, iyi tenis oynaman, iyi golf oynaman, hangi oyunu öğreniyorsan artık. Kimse ya bu adam kuralları sonradan öğrendi, doğal hali bu değil demez iyi dans ettiğin sürece. İnsanlar oyundan etkilenirler. Yani Gerçekten az önce dediğin gibi kesin oyundan haberi vardır diyorsun ya kızın. İyi oynuyorsan fark etmez ki. Oyun oynadığını. Ama sen oyundan hile anlıyorsan, manipülasyon anlıyorsan ve hile ve manipülasyon yapıyorsan senin taktik dediğin o muhtemelen. Evet oyunu anladığın zaman rezil olursun. Bizim Erkek sitesinde temel felsefemiz yıllardır ki ben bu işe başladığımda söylemiştim. İlişki Sihirbazı kitabıyla başladım ben. 2004 yılında. O zamandan beridir sitede de bununla ilgili bir video yaptık. Onun linkini aşağıya koyarım. Fizyoloji örtüşme tabanlı bir oyun tekniği üzerinde duruyoruz. Yani davranışlarını değiştirerek duygularını ve zihin yapını değiştirme üzerine bir teknik kullanıyoruz oyunda. Daha sonradan nöroplastiste tabanlı bir eylem olduğunu anladım ben. Çünkü Son çevirdiğim kitaplarda, nöroplastiste kitaplarında 101, 201 ve 301'de bu açıkça görünüyor. Yani nöroplastiste derken beyninizde yeni devrelerin oluşmasından bahsediyoruz. Ve yeni devreler oluşana kadar yapmanız gereken şey yapana kadar yapıyormuş gibi yapmak. Sadece davranışlarınızı ve nereye odaklanacağınızı kontrol edebilirsiniz. Ve bu oyunu defalarca yapmak için, öğrenmek için aynı davranışı defalarca tekrarlayarak içselleştirebilirsiniz. Davranışları değiştirerek içselleştirebilirsiniz. Örneğin bir golf vuruşu yapmak istiyorsunuz. Bu vuruşu defalarca yapıp iyileştirebilirsiniz. İlk başta vururken oraya buraya vuracaksınız, topu ıskalayacaksınız, saçma sapan şeyler yapacaksınız. Ama bunu defalarca tekrarlayarak ve her seferinde İyi bir vuruş yapan adam gibi vurmaya çalışarak öğreniyorsunuz. Teniste de aynı, her türlü oyunda aynı. Kadın erkek ilişkilerinde oyunda da aynı. O yüzden yapana kadar yapıyormuş gibi yapmak bir hile değil arkadaşlar. İnsanın çocukluktan beridir öğrenme şekli. Arkadaş bir soru daha sormuş. Bir de bu yaşlarda ne katmak, Eğlen ustalık, dala geçmek falan biraz garip geliyor. İçimdeki mavi hap daha oturaklı seviyeli davranmamı söylüyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Neg atmak dediğiniz spesifik bir yerde yapılan bir şey. Yani kızın eğer kıçı kalkmış gibi hissediyorsanız o zaman neg atarsınız ve kıçı kalkmış kıza atarsınız. İnsanlar nege okuduktan sonra bilmiyorum çok kolay geldiğinden mi nedir? Yani adamlara çekici veriyorsun. Diyorsun ki çivi gördün mü bununla çakacaksın. Herif çekici alıyor her şeyin kafasına vuruyor. Yani nekle açılış yapmaya kalkıyor. Durduk yere ne atmaya kalkıyor. Yani normal mütevazi şipşirin kıza ne atıyor. Yani negin doğru ve yanlış kullanımı diye bir yazı yazmıştık erkek sitesinde. Onu da linkini aşağı koyarım. Galiba videosunu yapmadık. Ne atmak ne atma hiç o zaman. Önemli değil ama eğlenen ustalıkla ilgili düşüncen enteresan. Çünkü yaşı daha büyük erkekler eğlenen ustalığı daha kolay yaparlar. Eğlen ustalıktan ne anladığını tam bilmiyorum. Yani bunu neden böyle sululuk gibi anlıyorsun? Çünkü örneğin 40 yaşındayken genellikle beraber olduğun kadınla aranda bir yaş farkı oluyor. O yaş farkı arttıkça açık söylemek gerekirse aranızdaki böyle ilişki biraz böyle dede bey bir ilişkisi gibi bir şey oluyor. Ve daha rahat oluyor bu e eğlen ustalık. Kızlar senin eğlen ustalığına daha iyi tepki veriyorlar. Eğlen ustalığı sulluğa götürmene toleransları ama genç bir erkeğe gösterecekleri toleranstan daha az. Belki orada ipin uçunu kaçırıyorsun. Bir e şu var. Hani evet mavi haplı insan genelde kasıntı olur. Ben bir yerde yazmıştım. 20'li yaşlarımın ikinci yarısında ve 30'larımda yaptığım oyunu 18 yaşındaki halim izlese ne yavşak adam lan bu der. Ama 18 yaşındaki halimin doğru bir değerlendirme yaptığından falan değil, kasıntının teki olduğundan. Ben eylem ustalığı genelde hafif bir dalga geçme ve İngilizce'de dry humor denilen duygusal tepki göstermeden ya da gülmeden, gülümseyerek olabilir bazen, espri şeklinde yapmayı tercih ediyorum. Muhtemelen de bu bana 90'ların ve 2000'lerin ABD sitcomlarının mirası, ABD ve İngiltere sitcomlarının mirası. Dediğim gibi negi anlamamışsın ama neg ile oyun oynama eğer beceremiyorsan. Buradaki verdiğim bilgiler 40'lık arkadaşlara verilmiş bilgiler ama şöyle bir düşününce aslında bunu daha genç erkekler de kullanabilirler. Çünkü onların da çok yaptığı hatalar özellikle oyunu manipülasyon olarak algılamak. Nerede avlanacağım sorusu. Yani tamam 40 yaşındaki bir adamın bu sorunu var. 40'ın üstünde bir adamın 35 yaşın üstündeki adamın sorunu var da çok enteresan bir şekilde 20'lik erkeklerin de böyle bir sorunu var daha önceden defalarca söyledim. Söylemekten de vazgeçmeyeceğim. Özellikle görüşmelerimde iki tip erkekle karşılaşıyorum. Birincisi belli bir sosyal hayatı olan erkek tipi bu adamlarla eski kız arkadaş, kız arkadaşımı unutamadım. Şu kızla şöyle olduk, kızla böyle oldu konuşuyoruz. Ama ortamda bir kız var, gerçek kızlardan konuşuyoruz. Fakat diğer arkadaşlarla yani hiçbir sosyal hayatı olmayan arkadaşlarla kız nereden bulacağım? Yok, kız yok. Ve hemen hemen her zaman sosyal hayatı olmayan adam belli bir sosyal hayat kazandı mı onunla da kızlardan konuşmaya başlıyoruz. O yüzden ben sosyal hayatınızı geliştirin e, olayına girdikten sonra özellikle bu konuda tavsiye veriyorum. Çünkü mesela pandeminin insanlar üzerinde yarattığı pandeminin kendisinin demeyelim de yasakların yarattığı sosyal hayat hala devam ediyor arkadaşlar. Özellikle buna lise sonunda üniversiteye içinde üniversitenin başlarına yakalanan arkadaşlar hala asosyal takılıyorlar inanılmaz bir şekilde. Çünkü ben 2020 öncesinde böyle bir asosyalliğin olduğunu görmedim. Belki farkında değildim ama sanmıyorum. Bu özellikle son 3 senede 4 senede çok genç arkadaşları çok kötü etkileyen bir asosyallik. Ve bundan kurtulmanız lazım. Çünkü daha önceden o sosyal hayatınızı geliştirin videosunda söylediğim gibi. Bunu yani sosyal aktivitenizi belli bir seviyeye getirmezsiniz. Belli bir sosyaliniz olmazsa diğer yöntemler de çalışmaz sizin için. Yani gündüz oyun oynasanız da, internetten avlansanız da, Instagram'dan avlansanız da kızlarla ne konuşacaksınız ki? Sıkıcı herifin tekisiniz. İşten eve, evden işe, arada bir de cime gidiyorsunuzdur, body yapıyorsunuzdur. O kadar. Ben 20'li yaşlarımda bekar ve para kazanan bir arkadaş olsam... ...iki tane aktiviteye giderim minimum. Çocuk yok, eş yok. Yani parayı bir yere harcamanız lazım. Harcamanız lazım değil tabii gerçi. Hepsini biriktirebilirsiniz de o kadar da değil. Bir miktar kendi hayatınızı harcayın. Yani bugün bir dans kursuna gitseniz herhalde seansı 500-600 lira. Haftada bir gitseniz... ...ayda... 2000-2400 lira para bayılacaksınız. Az para değil. Ama bir yandan da eğer bekarsanız 20'li yaşlarında bekar ve parasını kazanabilen bir adamsanız verilemeyecek para da değil. Ben olsam veririm. Yani drama kursları da öyledir. Başka kurslar da öyledir. Şimdi bu orijinal olarak bir yazı olarak erkekadam.org'da çıktı. Oraya bir arkadaş yorum bırakmış. Demiş ki Selam Mahmut abi. Bir süredir yaşım 26. Yaşımı sorun ediyordum. Kızlara yürümek konusunda geç kaldığımı çünkü 30 yaşıma 4 yaş var düşünüyordum. Bayağı uzun süredir aklıma takılan bir şeydi. Tabii birkaç ilişki tecrübem oldu hayat oyunu sayesinde. 26 yaşına kadar hiçbir şey yapmadıysanız bir miktar geç ama bu 26 yaşında öğrenemezsiniz anlamına gelmiyor. O kadar da geç değil. Yani bir sene iki sene uğraşsanız da öğrenseniz 27-28 yaşından itibaren sonuç alsanız çok büyük bir geç... Şey, çok geç değil 30 yaşında bir adam bile Hiç başlamamışsa Arkadaş şöyle devam etmiş Gelelim sadece son 10 gündür kızlardan aldığım bakışlar 30 yaş üstü kadınların süzmesi Ve ilgisi beni o saçma düşüncenden kurtardı Ve bu arada Kurtaran inacın adı Puk Evet Puk'un kitabından bahsediyor arkadaş Evet bu kitabı henüz yarısını okudum Hala da okuyorum Mahmut abinin dediği gibi odağınız kendiniz olmalı Lafı yanlış değil beyler Puck'un kitabını biz çevirmiştik. E, bu açık kaynak olarak İngilizce olarak nette de var. Book of Puck diye. E, bizim kitabın linkini aşağıya koyarım. Yalnız sonra arkadaş şöyle bitirmiş. Tabii bunu narsist şekilde yapmayın. Şimdi narsist şekilde yapmayın demişsin ama sen narsist bir şekilde yapıyorsun. Şimdi 14 gündür kızlardan aldığın bakışlar 30 yaş üstü kadınların süzmesi. Tabii bunları kendini iyi hissetmek, kendini bu konuda daha güvende hissetmek için kullanman normal değil. Normal hatta iyi bile olabilir bir yere kadar. Fakat bakış bakış nereye kadar arkadaşlar? O kışları değerlendirmeniz lazım. Aç tavuk kendini arpa ambarında görülmüş, buğday ambarında görülmüş durumuna da düşmeyin. Bakış görüyorsanız değerlendirin. Bizim sitede yürüme davetiyesi diye bir yazı dizisi var. iki yazılık. Onu da aslına bakarsanız Sırada videosunu yapacağım. Nasıl yürüme daveti davetiyesi değerlendirirsiniz diye. Bu arada tabii yürüme davetiyeleri ile ilgili bilgilerde gelişti. O çok eski bir yazı dizisi. Onu da güncelleriz videonun içinde. Evet şimdilik bu kadar bu konuda. Arkadaşlar bana olan sorularınızı burada YouTube yorumlarında sorabilirsiniz. Yorumları okuyorum ve cevaplıyorum. Aynı zamanda erkekadam.org sitesinde uygun yazı altında da sorabilirsiniz. Daha çok oraya bakıyorum aslında bakarsanız YouTube'a baksam da. Eğer benimle özel görüşme yapmak istiyorsanız bunu da yapabiliyorsunuz. Bir saatlik görüşmelerim var. Onun da linkini aşağıya koyarım. Ama kadın erkek ilişkileriyle ilgili sorularınız varsa ilk başta kadın erkek ilişkileriyle ilgili ilişki setine bakmanızı tavsiye ederim. Bunu okuduktan sonra benimle konuşmanız gerekmeyebilir. Onun da linkini aşağıya koyacağım. Şimdilik bu kadar. Evet. Görüşmek üzere.